Sevgili seyirciler, Efsaneler ve Hikayeler programı kaldığı yerden devam ediyor. Dani ile birlikteyiz. 10 senedir Türkiye'de forma giyiyor. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Gaziantep Spor'da, Bursa Spor'da, Karabük Spor'da, Akhisar Spor'da birçok takımda forma giydi. Toplam Türkiye'de 6 kupa kazandı. Bir tane Galatasaray'la şampiyonluk yaşadı. 2 Türkiye Kupası ve toplamda 3 Süper Kupa'yla gerçekten başarılı bir performans. Kendisine de hoş geldin diyelim. Traore de bize tercüme konusunda yardımcı olacak röportaj esnasında. Hoş geldin Dani. Bienvenue. Merci, merci beaucoup de m'avoir invité. Önce şuradan başlayalım. Neler yapıyordu hani şu anda? 33 yaşında. Az önce de antrenmanını yaptı. Gerçekten de fit duruyor. Çalışıyor. Çalışmanı sürdürüyor. Neler yaptığını anlatabilir mi bize? Demain présentement, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Là, on voit que tu viens. Tu es très très fit physiquement, ça va. Donc, tu viens toujours de l'entraînement apparemment. Donc, est-ce que tu peux nous raconter cette partie? Non, moi je vais bien. Je suis à Istanbul depuis le mois de septembre que j'ai résilié mon contrat avec Akhisar Spor. Zaten ben yani spor seven bir insanım zaten. Yani Akhisar'dan kontra yani feshedden sonra hep ergun idman yapıyorum. Şu an Fatih Terim sayesinde Galatasaray genç takımla bir takımla idman yapıyorum ergun. Yani şu anda şeyi bekliyorum, yani hiçbir şansı bir yere çıktığın zaman. Teklif bekliyor. Teklif bekliyorum. Yani oynama hazır dedi. Yani zaten de 33 yaşında. Gayet de iyi durumda. Umarız ki kendisine teklif gelir. Başarılı performansını devam ettirir. Aynen zaten. Onun dışında bakıyoruz, geçmişe gidiyoruz. Gaziantep Spor'a eklenmiş 2010 yılında. 2 sene başarılı bir performans. Hatta o dönem hatırlıyorum. Çok soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Yani topu ayağına aldığı zaman pres de yese ya da hücumcular ona pres de yapsa dandun topu vurmazdı. Hep alırdı, ya çalım atardı ya ayağı oynardı, hep pas yapardı. Bu özellikleri onu ön plana çıkardı ve Galatasaray'a transfer ettirdi. O süreci nasıl anlatır, bu özelliğini nasıl anlatır? Galatasaray'a nasıl transfer oldu, kim teklif yaptı? Bir o günlere gidebilir miyiz? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment de Gaziantep vous êtes venu à Galatasaray? Non, de Gaziantep à Galatasaray, je pense que les deux saisons, je pense que c'est l'une les deux pour moi c'est la Tunisie, je suis pas rentré au Cameroun, je suis venu directement à Istanbul et j'ai signé mon contrat pour Galatasaray. C'était un match de quoi? Qualification de la Coupe du monde de 2014. Peki yani o dönemde benim yaşadığım en iyi yani futbolcu olarak en iyi bir dönem diyor. Çünkü o zamana geldim Gaziantep'e, Tolunay Kafkas Hoca sayesinde yani Gaziantep'e geldim. Yani o dönemde o zaman da çok oynamıyordum zaten, yedek kalıyordum. Çok oynamıyordum. Yani ilk konvir çıktığım maç Karabük karşısına çıktım. Yani o maçtan sonra şimdi yani Galatasaray transferi karar durduramadım. Yani hep iyi performans çıkarttım. Ondan sonra bir milli takım maçı var Tunus'ta. Orada hani bir telefonu çalıyordu. Bakıyor, telefonu açtı. Fatih Hoca arıyor dedi. O da inanmadı zaten dedi. Hani niye beni arıyor falan filan. Bir tercümeyle aradılar beraber. Yani ondan sonra Galatasaray'a gelmek ister misin dedi. Tabii ki gelmek ister misin? İsterim dedi. Yani öyle oldu yani. Tolunay Kafkas da normalde sinirli ve gergin bir teknik adamdır. Mesela Dani de çok soğukkanlıdır. Topu aldığı zaman mesela çok dandum vurmaz. Ayağında tutar, zaman zaman çalım atar, zaman zaman pas atar vesaire. Mesela Tolunay Kafkas hiç kızmaz mıydı onun? Şimdi aklıma geldi Tolunay Hoca'dan bahsedince. Normalde sekelken kedi. Il a le sens. Maintenant, avec moi, comment? Mon entraînement à toi qui est trop calme avec la balle, tu es très calme. Donc, comment s'est fait la transition? Non, mais je pense que au début, justement, c'est pour ça que je jouais pas, parce qu'il me, au début, quand je suis arrivé, je me souviens, il me disait tout le temps, tu prends beaucoup de risques dans ton jeu, peut-être mutuellement. Zaten, tournoi hocanın karakteri bildiğin için
Yani o zamanlarda o oynamıyordu zaten. Onun için oynamıyordu. Çünkü hoca diyor sen yani çok risk alıyor, her şey yapıyor. Ama ondan sonra hoca fark etti ki yani onun yani oynama şekil buydu yani. O yüzden ondan sonra oynamaya başladı. Çünkü o kendi çok güveniyor yani, hem de ezli. Yani bir yaş geldi, o yaştan sonra yani futbol olarak değişmez bir şeyler yani. Doğru. Ondan sonra hocayla anlaştı. Zaten hoca ona dedi ki yani senin için bir kalp krizi geçebilirim dedi. Ama ondan sonra anladım ki yani onun yani oynama şekil bu, oynama stili de bu, budur yani. Ondan sonra anlaştı. Fatih Hoca da dedi mi aynısını ona? Kalp krizi geçirebilirim diye. Eskele kaliterim de diyor si que voilà plus cardiaque aussi quand tu as calme avec le ballon. Ouais, mais après je pense que c'est pas que ici en Turquie, je pense que même à Ligue à la MAF centrale. Şöyle şöyle o zaten hani futbol okula genç takımlara orta saha olarak oynuyordu. Yani o yüzden biraz geri geldiğin zaman yani bazen hocalar diyor ki yani risk çok alıyor, bazen hoca çok rahat diyor. Ama futbol bir an geldi ki yani bütün yani normal iyi bir stoper hep sadece defans değil yani baktığın zaman. Tabii. İyi de topla çıkartma istiyor zaten. Yani o yüzden baktığın zaman ben yani Galatasaray'ı yani boş oynamadım yani. Tabii. Belki bazen risk olarak geliyor ama belki yani o risk aldığından sonra bir adamla geçtikten sonra bir esra pozisyon oluyor yani 1 2 3 1 falan. Yani öyle gibi oluyor yani çıktığından sonra kimse konuşmaz zaten. İyi top çıkardı dedi. Yani diyecekler ama kaptırırlar sonra. Yani şey gibi oluyor yani. Tabii hemen eleştirilir. En iyi Barcelona'ya uyarmış Dani. Ya da Guardiola'nın oyun sistemine. Herkes ayağı oynuyor ya. C'est comme si tu fais le système quand le Barça joue avec Guardiola, jouer dans les pieds et tout, peut-être c'est un exemple pour toi. Ouais, mais moi je pense qu'aujourd'hui le football moderne, les premiers relanceurs c'est les défenseurs. Quand tu regardes, comme il dit, Manchester City jouer de la même façon. Yani ben yani futbolu yani oynadığım sürece kadar yani böyle oynamak devam edecek. Çünkü zaten yani şu an yani futbol bir hale geldi ki bundan sonra hiç defans yok, orta saha herkese yani top oyna bazen yani kaleci dahil. Aynen. Eğer hoca bir fikir var, bazen hocalar çok risk alıyor, bazen de yani daha az risk alıyor, iyi top çıkartmaya çalışıyor dedi. Yani o yüzden. Galatasaray'da unutamadığı, en unutamadığı maç ya da an hangisi? Neleri unutamıyor Galatasaray'da? Kesinlikle souvenir que tu oublies quand tu étais à Galatasaray. Bah, le souvenir déjà inoubliable, moi mon premier souvenir c'est moi, ma signature de contrat. Oublié, c'est ça te marque à vie. Yani benim zaten ilk kontrat, Galatasaray imzalı kontrat o günden unutamayan bir gün. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi maç yani Manchester United karşısına yani ailemle geldi, babamla geldi. Yani dünyanın her bir yani normal hayat gibi yani futbolu olabilir normal hayat gibi baban yani bir maça gelsin izlesin yani benim onun için büyük bir şeref. Mutluluk ve gurur. Yani mutluluk ve gurur. Yani o günlere yani unutmayan bir günler. Bir de Old Trafford'da oynadın Şampiyonlar Ligi maçı. Çok heyecanlıydı. Yani hem de yani bir onun için o kontranın çok izi bir geldi yani. O inanmadı zaten çünkü Gaziantep'ten öyle performans direkt Galatasaray imza attı. Yani süper olarak herkes yapamayan bir şey yani. Yani yapılamaz denirken Gaziantep'ten Galatasaray'a gelmesi. Peki şampiyonluk da yaşadı Galatasaray'da. O şampiyonlukla alakalı neler söylemek ister? Şampiyon olunduğunda neler hissetti? O geceyi anlatabilir mi? Kupayı kaldırdığında nasıl duygular içerisindeydi? Le jour où tu as remporté la Ligue avec Galatasaray, après avoir remporté la Ligue, quelles étaient les émotions cette nuit, ce moment, si tu peux nous... Ouais, mais ce jour, déjà, j'ai pleuré parce que pour moi, c'était vraiment incroyable, sensationnel. Ma première année à Galatasaray, je gagne le championnat. Zaten o günlere atlanın zaman zaten kariyerim içinde kendime diyorum ki vallahi yani güzel bir şey yaşadım yani futbolu sayesinde. Yani ilk zaten o sene Süper Kupa'da kazandık Fenerbahçe karşısına. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek finali oynadık. Yani hem de kupa kazandı. O günden çok unutamadığı bir sene oldu. Unutamadığı bir sene oldu. Hem de yani gözlerle yaşadı. Yani çünkü yani bir sene içerisinde
yani bu kadar şey olduğunu çok, çok zor. Mutlu yani, hem de çok zor. Soyunma odasında yaşadığı enteresan bir anısı var mı, hikaye? Komik. Eski ölçekte şöyle dedik, komik. Kupa aldığı gün olabilir, onun dışında başka bir maç sonrası olabilir. Fatih Hoca ile yaşadığı bir diyalog olabilir. Bu bir endera ve glukoz, bir sıvan, kamufle elektrik. Que ce soit arkadaşlar, bu bir partout. Dans club? Ouais, mais moi, mon truc que je pense toujours, je pense à un entraîneur que j'aime beaucoup, c'est Hidmet Karamat. Je me souviens pas bien de ce qui s'était passé. Mm-hmm. Bon, c'est une parole. Moi, je me rappelle ce qui. Donc, şöyle bir şey var, zaten çok komik bir anlar şeyler çok yaşadı. Ama bir tane hoca var, sevdiğim bir hoca, Hidmet Karamat hoca. Yani bir gün idmana geldi. Dedi ki bugün taktik yapmayacak. Tik tak yapacağız yani. Tik tak. Tik tak. Her zaman ne öyle çok küçük küçük bir şeyler yapıyor ki millet yani mutlu olsun, hem gülerek şey, hem de benim yani Galatasaray çok eğleniyor diye. Aslında Ebu'ya da çok eğleniyor zaten. Ebu'ya. Evet. Çünkü Ebu hep komik bir şeyler yapıyor her zaman. Bir gün mesela taksi videoları gördüm. Taksiye girerek yani taraftara geliyor dedim. Yani Ebu'ya da Dani bilmiyor. Birbirine benziyorlar, benzemiyorlar falan. Sonra taraf geliyor, Ebu'ya diyor, sonra yok ben Dani dedi. Onlardan biri geldi, zaten birbirine hepsini benziyoruz. Taraftarla karıştırmışlar Ebu ile Dani'yi. Evet, sonra o diyor yok ben Dani dedi. Sonra dedi ki zaten birbirine benziyor, fark etmez. Fark etmez kim oldun, Galatasaray'da oynuyorsun zaten. Evet. Fatih Hoca ile var mı? Avec Fatih Terim, il y a quelque chose que tu veux nous rencontrer? Non, mais après Fatih Terim, je pense qu'avec lui, il n'y a pas beaucoup de choses à raconter, vous savez, le monde du football tchèque. Zaten Fatih Hoca là, çok anlatacak çok şey var ama Fatih Hoca öyle bir insan ki yani insan karşılık ne istiyor senin yüzüne söylüyor, geliyor, söylüyor. Yani öyle bir insan, karakter insanı çok seviyor. Yani o yüzden yani Fatih Hoca bir öyle bir şey var ki yani bir karakter gibi öyle. O yüzden herkes imparator diyor yani. Öyle bir şey insan çıkıyor ki yani hep düz yani bütün yaşını hep düz. Ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa söylüyor. Yani, olumlu ya da olumsuz. Aynen. Zaten öyle aynı yolla öyle o da aynı bir insan. O yüzden yani onlar birbirine çok yani düzgün çalışıyor, çok şey yazıyor. Yani uyum sağladılar. Yani biz Fatih Hoca bir sene kaldı orada dedi. Ondan sonra hep iyi şeyler, ilişkiler oldu. Karıştı yani. Şeju ile oynadı yan yana. Semih ile oynadı. Urfa Lüji ile oynadı. Gökhan Zan ile oynadı. Yan yana oynadı ve en iyi anlaştığı stoper kimdi? Taju avec Semih, avec Şeju, Gökhan Zan, Urfa Lüji. Maintenant, avec qui tu t'attendais le mieux ou bien avec qui tu causais plus le mieux, est-ce que... Ouais, mais je pense qu'il y a deux... Moi, je pense qu'avec Chejo, ça apparentait plus facile parce qu'on parle le même langage, on vient du même pays. Bien senti avec Semi. Yani on a dit TGV olarak mesela, Chris ve Faruji. Yani onlar çok TGV'ydi, yani çok bir şeyler onlardan aldı. Yani Chedu'la yani şey gibi gözüküyor yani kolay gibi çünkü aynı dil konuşuyor, aynı ülkeden geliyor. Ama Semih'le müthiş bir yani ortam var. Hem de Semih'le çok o sene kupa aldığın sene çok iyi beraber oynuyor. Çünkü onlar ikisi aynı stili gibi, ikisi manyak gibi bir stili var dedi. Yani o yüzden yani baktığın zaman bir not verirse 10 üzerine Semih'le 9 verdim. Semih'le beraber. Yani en iyi anlaşı Semih'te. En iyi anlaşı Semih'te. Zorlandığı forvet var mıydı? Karşılıklı oynamak istemedi. Petit a dit peut-être veut sortir du match mais ils n'ont pas été remplacés. Ouais mais moi mon premier match quand j'ai rencontré Burak c'est quand il jouait à Trabzon. C'était difficile hein, parce que j'étais à Gaziantep à l'époque. C'est le défenseur, l'attaquant le plus solide avec lequel j'ai joué. Yani en zorlanan forvet yani hem de çok beğendiğim forvet Burak İlmaz'dı. Trabzon'a karşı oynadı. Ondan sonra beraber aynı takıma geldi zaten. Yani bana çok çok iş verdi yani gerçekten. Çünkü baktığın zaman o Cristiano Ronaldo gibi bir stili var. Çünkü adam her şey yapıyor. Yani duvar yapıyor, ara koşu yapıyor. Yani geziyor. Geziyor yani.
gerçekten bana çok iş verdi. Yani onun karşısında da hani çok çok oynamak İstemiyor. istemedi ama ondan sonra Allah'a şükür aynı takımı beraber buldular. Ondan sonra devam ettiler. Ronaldo, Cristiano Ronaldo ile de oynadı karşılıklı. Nasıl değerlendirdi Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi'nde? Ronaldo. Hatta bir tane video var. YouTube'da bir tane video var. Je contrôle en sélection même avec l'équipe nationale, lui contrôle. Ouais, mais tu sais, c'est la classe mondiale, tu sais, c'est les attaquants. Pour moi, c'est un privilège, hein. C'est la chance de côtoyer ce genre d'attaquant parce que c'est pour lui, y a pas, tu peux pas le décrire Cristiano Ronaldo parce que c'est une autre dimension. C'est vraiment, pour moi, c'est le top en fait. Messi, il est doué, tous les autres ils sont doués, mais lui, c'est une preuve vivante comme quand on dit toujours le travail paye quoi. Lui, c'est vraiment. Messi mesela farklı, Messi çok yetenekliydi ama Ronaldo farklı bir şey yani. O yüzden her zaman diyor ki yani Allah'a çalışan verir yani mesela hep. İnanır kazanır da çalışanları. Yani Ronaldo yani farklı bir dimansiyon yani. Hem de milli takımla onun karşı oynadı hem de Galatasaray onun karşı oynadı. Zorlandı mı? Eski çok zor. Çok Çok zor. Cevap aldı ya. Tüm şeyler cevap aldı ya. Ben gerek yok. Adam kendini çok zor dedi yani. Ya, YouTube'da bir tane videosu var Ronaldo ile ikili mücadeleye giriyorlar omuz omuza evet. Dani kazanıyor. Ouais, là j'étais encore fort là, là j'avais encore mes jambes de 12 ans là. O zamanlar çok gençti. O zamanlar yani 15 yaşından şey kişi gençliği var. onun dışında Türkiye Ligi'nde oynayan stoperleri beğeniyor mu? Ya da beğendiği stoperler kimler? Türk olarak mı? Türk ya olarak, yabancı, Türkiye Ligi'nde. Türkiye Ligi, eski prezaman dans la Ligue Turque, bien dans la Ligue. Quel est le défenseur que tu aimes, mais que tu as aimé? En Turquie? Dans le championnat turc? Ouais, j'ai joué, bon après je parle toujours de l'USMI, bon il y a aussi Serda Aziz avec qui j'ai joué à Bursa. Ouais, lui aussi il est costaud lui aussi, hein. C'est un bon défenseur. Semih'i de çok beğeniyorum. Zaten bildiğin bir tane var. Semih, c'est dommage qu'il a eu les problèmes physiques, mais pour moi... Semih'in fizik problemlerinden dolayı. Pour moi, je pense que c'est un défenseur qui avait beaucoup d'avenir. Mais Serdar Aziz aussi, c'est pareil. Donc, ils sont... Yani onun geleceği var diye düşünüyorum ama Serdar Aziz de çok beğeni bir stoper. Hani gerçekten... Şeyi beğeniyor mu? Merih, Çağlar, Kaan, Ozan. Ouais, bah après, ouais, après aujourd'hui les joueurs turcs, je pense qu'aujourd'hui la Turquie est en train d'avoir le noyau, en train de il faut garder le même noyau. Je pense que s'ils restent ensemble l'équipe là, je pense que c'est une équipe qui fera parler de l'Europe. Türkiye'nin gelecek bir jenerasyon var, gelecek bir yeni oyuncular çıkıyor. Yani onlar beraber tutsak da milli takımı için çok faydalı olur. Yani stoper olarak Lişçe Teran Çağlar oyuncu çok beğeniyor diyor. Hem de Miri Demirel hani çok gerçekten inanılmaz bir performans çıkartıyorlar. Yani Türkiye'nin bu geleceğine bu gençlerle beraber tutsaydı hani büyük bir başarı olur yani. Başarılı olur. Beşiktaş'a gidelim. Beşiktaş'ta da 6 ay kaldı. Beşiktaş performansı nasıl değerlendiriyor? Nasıl buluyor? Galatasaray'da tabii kupalar kazandı, şampiyonluk yaşadı. Aynı performansı Beşiktaş'ta yakalayabildi mi? Ya da niye 6 ay kısa sürdü? Nasıl değerlendirir Beşiktaş performansını? Menonar'ı ya Beşiktaş, de Galatasaray'a uzayıp, zet pasaya Beşiktaş. Menonar Beşiktaş'a uzayıp, de 6 mois là-bas. Comment a été le passage là-bas? Comment ça s'est fait? Puis comment vous voyez votre performance là-bas et puis ce que vous avez vécu? Non, mais je pense que mon passage à Beşiktaş c'était bien. Je pense que si le coach Bilic m'a fait venir, je pense qu'il savait que je pouvais apporter. Yani bireysel performans olarak baktığınız zaman bir takım yani Beşiktaş'a yani futbolla konuştuğunda yani ben iyi bir dönem geçtim demek istedim. Ama maalesef ki hani Esra spor dışından başka bir şeyler vardı. Yani onlar dışında bir şartın geçtiğiniz sürece iyi bir dönem geçtin sen. Çünkü zaten Bilic Hoca yani
Yani yapabilen iş bir şeyler işin o yüzden beni aldı oradan. Hem de orada gidip hemen direkt ilk 11 oynamaya başladım. Umarım ki performans çıkartım orada dedi. Yani ondan sonra kaç bir şeyler yaşadı. Yani onlar... Evet, hatırlıyorum o süreci. O dönem Beşiktaş'ta aksayan ödemeler vardı. Hı. Hatta bir Elazığspor maçına ödeme almadığı için gelmemişti, hatırlıyorum. Hatta Tolga Zengin de kendisiyle alakalı açıklama yapmıştı. Röportajda ben yapmıştım. Nasıl değerlendirir onu, nasıl anlatır o günlere? Dik moi du se rappel, il y avait que tu petit problème de paiement apparemment. Je pas. Mais aujourd'hui ça fait peut-être 5 ans déjà c'est passé donc moi j'essaie d'avancer dans ma vie. Yani o dönem o yani geri zamana geri alabilirse dedi. Yani biraz sonra bir hata yaptığını düşünüyorum dedi. Ama yani gerçek bir şey Beşiktaş yönetilebiliyor. Herkes de Beşiktaş'ın içerisinde yönetilebiliyor. O da biliyor. Ama ben hayata hep devamı bakıyorum. Geri kalan bir şeyler hepsini geri bırakıyorum. Geçmişi çok yaşamıyorum diyor. Yaşamıyorum dedi. Ama aynı problemle alakalı mesela ödemeyle alakalı mesela Medel'de, Kovalejma'da, Pepe'de bunlarla alakalı sorunlar yaşadı. Beşiktaş'tan ayrıldı. Aylarca para alamadılar. Pepe, Quaresma, Medel, bon. Pogrejan ki öyle même problème aussi. Donc ce qui veut dire que c'est pas seulement toi. Hem ödeme almadıkları için hem de verilen sözler tutulmadığı için muhtemelen o dönemde de o aynı sorunu yaşadı. Ça, il y avait peut-être des promesses qu'on vous avait fait, ils n'ont pas tenu à temps. Donc ce qui fait que bon, ça peut jouer aussi sur le moral des joueurs aussi. Après forcément, mais après comme j'ai dit, c'est une histoire qui est passée. Je préfère ne plus parler de ça parce que voilà, c'est puis je vais pas santé, c'est tout. Yani zaten yani öyle şeyler hani sadece Türkiye'de de bir şeyler değil, çok yerle karşılıyor dedi. Zaten o tabii ki futbolcu olarak performansa tabii ki yansıyor. Ama bizim sporcu olarak bizim yani gençlere geleceğinin yani iyi örnek olmak lazım. İyi örnek için yani dolayısıyla bunlar falan yani ne kadar sabır olabilirse sabır etsin yani çünkü onların amacı top oynamak, futbol oynamak. Tabii ki yani bu oyuncuların performansı tabii ki yani bir şeyler oluyor da ama bunlar da geçmişe bırakıyor dedi. Geçmişi yaşamamak lazım. Yani. Oğlu Galatasaray'da oynuyor altyapıda. Gelecekte onu da görecek miyiz? Takımlarda. Türkiye'de, Galatasaray'da, başka takımlarda. Eski demem var bu Adana ekipte Galatasaray. Ve çok iyi de Türkçesi var. Et puis qu'il parle très bien turc. Non, après je peux pas, on peut pas encore. Moi, je peux pas encore parler parce que moi j'ai commencé plus jeune que lui. Mais après aujourd'hui, c'est difficile parce que il n'a que 7 ans. C'est vrai qu'il est passionné par le football, il aime beaucoup le foot. Mais moi je le laisse jouer, je le laisse grandir. Après peut-être à 15 ans, il va décider si il voit. Zaten oğlum 7 yaşında le football gerçekten çok seviyor. Zaten onun ekmekten oradan geliyor zaten. Bütün aile zaten futbola kalkıp yatıyor zaten. Ama bu yaştan zaten o daha futbola oğlundan daha çok erken başladı. Ama ondan sonra geri kaç bir yıl sonra o kendi bakar nerede oynamak istiyor. Futbol mu olacak belki başka bir şey olacak, doktor olabilir. Ama o hep onu destekliyor yani. Futbolla oynayacaksa o zaten onun iş daha çok kolaylaşabilir yani. Tercümanlık yapıyor mu oğlu Dani'ye dışarıda, sokakta? Eski ton fil seferi. Lume, çok yapıyorlar, çok. Zaten bir gün polis şeye gidiyor diyorum. Ben o Abdurrazak Traore maçtan çıktık. O Karabük'teyken şimdi eve gidiyoruz. Sonra polis bize duruyor, ne diyor ki yani? De ki Türkçe konuşamıyoruz dedi. Falan İngilizce saldırı konuşacak gidecek, tamam mı? Çocuklar dedi ki bak polisi durduğun zaman kimse Türkçe bilmiyor diyecek. Polis durduğun zaman bize söylüyor. Böyle. Sonra ben mesela tercüme etmiyorum. Danila biraz anlıyor. Kimse konuşmasın şimdi Türkçe falan. Sonra kes sana çok biz anlamıyor. Baba böyle dedi, herkes dedi. Sus dedi. Çocuk tercüme ediyor. Direkt polis biliyor ki bunlar Türkçe konuşuyor. Evet. Ama oğlu çok iyi konuşuyor Türkçe. Çok iyi konuşuyor. Kez daha var. Lumeur'a çok iyi konuşuyor yani.
Nasıl değerlendiriyor bu seneki Süper Lig'e, kaliteye, kimi şanslı görüyor şampiyonlukta? Cette année, qui vous voyez qui peut être champion? Championnat. Dans le championnat. Ouais, c'est difficile. Hein. Franchement, qui aurait mis une pièce sur Sivas? Donc, au jour d'aujourd'hui, je peux pas dire parce que vraiment, le championnat depuis deux ans, c'est un peu aléatoire. Hein. C'est difficile. Je pense que c'est jusqu'à la dernière journée qu'on dira qui est champion ou pas. Pour le moment, je peux pas dire. Çok erken uzadı. Son iki senede ligi çok karışık yani. Herkese yenebiliyor, herkese durumda. Herkes birbirini yeniyor. Şu anda mesela yani sezon başında kim diyecek ki yani Sivas'a bu kadar lideri olabilir dedi. Ama bak çok zor, daha çok erken dedi yani. Şöyle şampiyon söylemek için. Herkes yenilme bir kapasiteyi lazım. Daha konuşmak için çok erken. Yani. Dur, son 10 hafta belli olur. Bir de son soru. Galatasaray Beşiktaş maçında Beşiktaş'ta oynarken bir penaltı yaptırmış. Sonra Beşiktaşlar çok konuşur. Onu anladım. Onu anladım. Benim tercüme gerekiyor. Bir direkt anladım. Onu lui le maral lui. Donc je pense que tu as compris la question. Ouais, ouais. Donc, quand j'avais fait le train, tu as fait un penalty contre Galatasaray, si tu peux nous expliquer. Ouais, mais c'est un fait de jeu. Je pense que les gens ils m'ont pris en partie parce que comme je peux venir en prêt à Beşiktaş. Mais non, c'est un fait de jeu. Je suis professionnel. Moi, je pense que déjà quand j'ai signé à Beşiktaş, les gens ils savent pas. Mancini voulait pas que je joue ce match contre que Galatasaray ou quoi. Non, moi j'étais pour Beşiktaş à fond. Zaten dediğin gibi ben hani kaç senedir profesyonel oynuyorum. Ben kendim yani hayatımda bir de kariyerim hep profesyonel düşündüm. Zaten Galatasaray'dan bir şey gelirken Mancini kiralık olarak Mancini yani benim Galatasaray karşına oynamamak şartları koyması istiyor. Çünkü onun kapasitesi belki biliyor, onun karşısında çok zorlandığını biliyor zaten. Ama o pozisyon yani normal bir yani başka bir takımla karşına da olabilir. Yani hiçbir ama demek ki yani Türk futbolla her yere, Türkiye'de aynısı zaten. Millet hep arkanlara bir şeyler arıyor. Şey hani o yüzden hani o pozisyonla alakalı çok fazla söylemek gerek yok yani zaten pozisyon yedi. Penaltı oldu. Yani olsa var ki böyle olabilir yani. Ya Beşiktaş taraftarı unutmuyor mu şey pozisyonu? Evet, c'est normal parce que j'étais prêt, il se disait que j'ai fait. Sonra şampiyon olmuş galiba Galatasaray, öyle mi? Evet. Galatasaray après sorti champion en plus donc. Donc o zaman o dönemde kiralık zaten ister istemez itecek tabii bir şeyler. Tabii. Ben le match déjà il est le match déjà là ils vont et là ils font 1-1 donc donc tout s'est mis sur moi, tu vois. Donc voilà. Bir oraya gitti, Lazio'yla beraber evet. Falan kaldı. Onun üstüne geldi dedi. Normal bir şey. Risk var, hem de şey var yani. Doğru. Söylemek istediğin bir şey var mı son olarak? Est-ce que tu as des trucs à ajouter? Non, merci. Franchement, merci pour l'invitation. Biz de çok teşekkür ediyoruz kendisine. C'est gentil. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Başarılar diliyorum ben de. Teşekkür. Good luck. Thank you. Sana da başarılar Tınar'a, teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Efsaneler ve Hikayeler programında bu haftaki konuğumuz Dani'ydi. Kendisiyle geçmişe gittik, güzel bir söyleşi yaptık. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.